Tebrik'te abi yazdı şekilde olacak. Hayır, ya herhangi bir şeyin şartı alamaz. Tebrik'te abi yazdı şekilde olacak. Ama şimdi yargılar modasından yeni bir fikir geldi. Siz tarihin yeni fikirlerini düzenlenebilir. Evet. Biz genelde ben şöyle derim, hukuk saf korumaz derim ben. Yani çok pratik düşünmüş, öyle yapılabiliyor, yapmasında da şey var, sıkıntı yok yani. Geçmiş tarihi zaten adı yazı şey. Hocam. Efendim Bedan? Tamam öderiz. Karar numarasını, tarih sayısını vereyim mi? Yalnız bazıları yayınlanmamış kalır. Tamam. Onların ben fotokopisini o zaman başkanıma bırakırım. Var o da temin ederim. O şekilde yapalım. Tamam olur olur olur. Tamam ben fotokopisini vereyim. Çünkü yayınlanmamış kararlara ulaşmak mümkün değil. Buyurun gel. Tamam alın. Ben vereyim şimdi. Başka da soru yok herhalde. Hocam buyurun. Şimdi eş banka kredisi kullanırken eşinden izin almak zorunda mıdır? Eşlerden biri diğer izni olmadan aile konutunu ipotek ederek banka kredisi alabilir mi? Alması durumunda diğer eşin itiraz hakkı var mıdır? Şimdi eşinden izin almadan banka kredisi kullanabilir. Aile konutuna gelince medeni kanunda diyor ki eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulmazsa aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bu duruma göre diğer eşin rızası olmadan bu işleri yapamaz. Yani ipotekte bir tasarruf işlemi olduğu için dolayısıyla itiraz hakkı vardır eşin. Öteki soru. Sözleşmeler Almanya'da dürüstlük kuralına göre, Türkiye'de ise kamu düzenine ilişkin yapılıyor. Tabi bu şundandır. Şimdi sözleşme özgürlüğünün genel sınırları sayılırken, işte Alman hukukunda kamu düzeni genel bir sınır olarak sayılmıyor. Onun için içerik denetimi dürüstlük kuralına göre, Alman Medeni Kanunu 242. maddesindeki dürüstlük kuralına göre yapılsın deniliyordu. Bizde ise kamu düzeni zaten borçlar kanunu 19'da sözleşmenin sınırı olarak sayıldığı için ona göre yapılabilir diye savunuyordu. Ama şimdi hem bu 19. maddenin yapısı değişti, hem de kanun koyucu açıkça artık içerik denetiminin dürüstlük kuralına göre yapılacağını söyledi. Onun için artık bu konuda bir tartışma kalmadı. Evet. Pardon. Birkaç tane soru geldi. Kendi üstüme almadan edemedim. Bir iki bir şey daha söyleyeyim önden sonra diye. Çok sessiz kaldım çünkü önden sonra. Ben konuşmadan duramam. Kapanırken de bir şeyler konuşmam lazım. Bıkmış olan arkadaşlar daha çok bıktırmam lazım diye. Bir kere arkadaşların konuşmalarını bile halletmem lazım. Bir iki. Kira sözleşmesinin süresi bakımından 10 yıllık uzama süresi, yasa koyucu orada uzama süresi diyor, 10 yıllık tüm süre diyor, deniyor. Hoca Hanım'ın görüşüne katılmıyorum orada. Yani örnek şu benim kafamdaki, 5 yıllık bir kira sözleşmesi yapılmış, bunun uzaması gerekiyorsa o kendinden uzadığında 10 yıl uzar. Dolayısıyla 5 artı 10, bunu ortadan kaldırmak, feshedebilmek için 5 artı 10 artı 1 gerekiyor. Yani 16 yıl. Neden? Çünkü yasak koyucu öyle diyor bu metinde. Üzülmeyin. Farklı bir görüş. O yasak koyucunun söylemiş olduğu şey, uzama süresi tamamlandıktan sonraki bir yıl içerisinde 3 ay önceden bildirmek suretiyle diyor. Dolayısıyla hesap bu. 5 yıllık sözleşmeniz var. Ona 10 yıllık uzama süresi 5 artı 10, 15 yıl. Yani 5 yıldan sonraki 10 yıl boyunca ben feshediyorum kardeş diye diyorsunuz. Yasa açıkça böyle diyor. Ama 10 yıl tamamlandıktan sonraki 1 yıl içerisinde ben feshediyorum kardeş tahliye et burayı diyebiliyorsunuz. Sebep seni ilgilendirmez diyebiliyorsunuz. Hiçbir sebep göstermeden 16. yıl içerisinde feshedebiliyorsunuz. Görüşüm ama metne dayanarak. Ben uzatmayayım diyelim.
Ha tabii. Ha siz sözleşmeyle 5 yıl tamamlandı, sonra 3 yıl boyunca bir sözleşme yaptık mı diyorsunuz? Ha 5. yıl sonunda kiraya veren olarak bitsin diyorsanız ne yazık ki çok fazla çareniz yok. Genel hükümde, kira sözleşmesine ilişkin genel hükümlere göre. Ama kiracıysanız zaten belli, 15 gün önce. Anlaşma. Tabii, anlaşma. 3 yıl uzatmak istiyorsanız 3 yıl. O yönden anlaşmanız var. Yani karşı taraf, daha doğrusu siz 3 yıl uzatmak istiyorsanız kiraya veren olarak kiracıyla anlaşacaksınız. Anlaşmaya yanaşmadı, uzadı. Ertesi yıl tekrar bunu deneyeceksiniz, bir teşebbüs. İşte bu. Anlaşırsa, anlaşma olursa 3 yıl kiracıyla uzama süresi bakımından anlaşmayı kastediyorum. Anlaşmayı yaptıysanız 3 yıl. Ama anlaşmayı yapmadıysanız 1 yıl. Her seferinde 1 yıl uzayacak. Her seferinde. O 1 yıl uzaya uzaya 10 yıl tutacak. Ondan sonraki 1 yıl. 5 artı 10 artı 1 meselesi. Burada 1-2 soru var kefaletle ilgili. Bu aslında borçlar kanununun genel olarak değerlendirilmesine ilişkin bir sorusu beraberce. Borçlar kanunu bir karakter değişimi yaşadı. Eski borçlar kanunu irade özelliğine dayanan sayın başkanım çok özür dilerim ben lafı aldım ya artık devam etmem lazım. Eski borçlar kanunu irade özelliğine dayanan sözleşme özgürlüğünü üstün değer olarak gören bir yasa. Ama yeni yasa sosyal hukuk yasası. Dolayısıyla yeni yasa tabii taşınmaz kiralara ilgili hocam dinledik. Orada bir sosyal yaklaşım var. İş sözleşmesi, hizmet sözleşmesinde keza böyle bir sosyal yaklaşım var. Genel işlem koşullarında hocamı dinledik. Keza kefalette keza satım sözleşmesinde kısmi ödemeli satışlar var aynı şekilde. İşin gerçeği yasa koyucu temel tutumunu değiştirmiş. Adalet meselesi değil, sosyal hukuk meselesi. Yasa koyucu değil, diyor ki borçlar kanunları eskiden özgürlüğe dayanıyordu. Faizler tabii hocam. Eskiden özgürlüğe dayanıyordu. Şimdi o kadar özgürlüğe dayanmaz. Ben müdahale edebilirim diyor. Bütün bu hükümler devletin müdahaleci tutumunu gösteriyor. Devlet borçlar kanunu düzenlemiş olduğu özgürlük alanına ben müdahale edebilirim dediği andan itibaren sosyal borçlar kanunu oldu. İşin gerçeği diye başlıyorum her seferinde sözü. Teorik olarak borçlar kanunları sosyal kanunlar olamaz mı sorusu var burada. Niye olmasın? Olur ama borçlar kanununun da özünde çekirdeğinde yer aldığı hukuk düzeninize, özel hukuk düzeninize liberal diyorsanız sosyal borçlar kanununuz olmaz. Ha korumayacak mıyız zayıfları? Korunması gerekenleri korumayacak mıyız? Tabii ki koruyacağız. Gayrimenkul kiralar hakkındaki yasa diye ayrı bir yasa çıkartıp geçici olduğu tasavvuruyla ayrı bir yasa çıkartıp yıllardan beri uyguluyoruz bu devlette, bu ülkede. Demek ki korumak lazım. İş, çalışma hayatına ilişkin sorunları, değil mi? İş kanunu çıkartıyoruz, sosyal güvenlik kanunu çıkartıyoruz. Başkaca sosyal güvenlik mevzuatı oluşturmuşuz. Korumayı sağlıyoruz. Borçlar kanunu varken onu da yapıyoruz. Şimdi sorun, paralel düzenlemelerin bulunması sorunu. Aslında konuştuklarımız hepsi boş. Özür dilerim. Teşekkür ediyoruz sayın yani, paralel hocam. Sözü bırakmak bana şey, teknik bir soru yapacak diyeceğim. O teknik soruya gelmeden önce bunları söyleyeyim dedi. Çünkü keser konuşuyorum. O kadar kötü görmüyorum çok yani. Çok başarılı. İşte esası bu. Ama ben de genellikle böyle tacizler yapıyorum. Bu kira hukukuyla ilgili hocamın söylediği şey bir şey ekleyeceğim. Özür dilerim. Kusura bakma bir daha diyorum ama. Bu borçlar kanunu kira hükümleri aslında yürürlükten kalktı ama kalkmadı. Az önce belirtilen yasa nedeniyle ticaret kanununa ilişkin bir düzeltme yapalım derlerken eski borçlar kanunu da hala yürürlüktedir diyorlar. Dedikleri o. Sözleşme varsa sözleşme uygulanır, sözleşme yoksa mülga borçlar kanunu hükümleri uygulanır. Nasıl bir kanun çıkartıyorsunuz? Mülga ettiğim kanunu uygulamaya koyuyorum, tekrar diyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Hiçbir yasama organı böyle bir şey yapamaz. Yürürlükten kaldırdım diyecek önce, sonra da kaldırdım ama ben yine uygulamaya başlıyorum diyecek. Olmaz. Bir şey teknik olarak açıklamam lazım, izin verirseniz. Gelen bir soruydu çünkü, onu sona bıraktım. Bu
kusursuz sorumlulukta bina inşa sermayesinin sorumluluğu ile ilgili. Kiremit düştü, kiracı sorumlu olur mu? Olmaz. Bununla ilgisi çok fazla, ilgili çok fazla şey dememe gerekiyor. Kefaletle ilgili hocamdan çaldığım bir rol. Yeni Türk Borçlar Kanunu kefalet ilgili hükümlerinin yürürlük tarihi nedir diye bir soru. Benzeri bir şeyi arzu eden bir soru daha. Eski BK yürürlükteyken yapılan sözleşmeye dayalı ihtilaf TBK yürürlük tarihinden sonra başlamıştır. Yargılama sırasında ihtilaf tarihi itibariyle %100 farklı sonuç çıkıyorsa kanun uygulanacak. Bu yeni Borçlar Kanunu'nun yürürlük uygulama şekli altındaki kanunda düzenlenen bir sorun diyebiliriz. Yeni Borçlar Kanunu aslında kendisi düzenliyor, bir süre düzenliyor. Diyor ki, kefalet 10 yıl boyunca, 10 yıllık süreye tabidir, sınır koymuş. Süreli olarak öngörülmüş ise, burada kirayla ilgili olana benzer bir şey. 10 yıllık süresi dolmuş ise, yürürlük kanunun 6. maddesine göre 5'teki hükümler uygulanır deniliyor. 6. madde, pardon 5'te zaman aşımı ve hak düşme süreleri düzenleniyor. Bu kefalet sözleşmesinde öngörülen sürenin bu durumda kefalete kazandığı nitelik nedir diye tartışma yapabilir hale geldik. Böyle birkaç görüş var. Bunlardan biri, böyle bir durumda süre bir hak var deniyor. Ben o görüşteyim. Diğer bir görüş ise hak düşme süresidir diyor. Hocam ona yakın bir görüşte. Hak düşme süresidir dediğinizde yürürlük kanununun 5. maddesini uygulamak zorundasınız. Öyle olunca 10 yıllık süreyi doldurmuş olan kefalet sözleşmeleri, eski Borçlar Kanunu döneminde demek ki yapılmış olan kefalet sözleşmeleri 10 yıllık süreyi doldurmuş ise de bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıllık süre içerisinde yürürlükte sayılıyorlar. 1 yıllık süre dolduğunda da hükmünü yitirmiş kabul ediliyorlar. Hak düşme süresi ise. Süreli haksa, süreli hak saydığınızda farklı. Süreli haksa eski Borçlar Kanunu döneminde ne yapıldıysa, eski Borçlar Kanunu'nun hükümleri neyse eski yasaya, onu, eski sözleşmeye onu uygulayacağız. Bundan sonra yapılacak sözleşmeleri ise yeni yasa uygulayacağız demek. Ben o görüşteyim. Yeni yasanın hükümleri yeni sözleşmeler için uygulanır. Ama eski dönemde yapılmış olan kimi sözleşmelere de bu Borçlar Kanunu'nun uygulanması mümkün. Fakat kefaletle ilgili eşin rızası şekil, el yazısıyla şekil hükümleri Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten sonrasında uygulanır. Eskisinde uygulanmaz. Bir teknik soru daha. Asıl borçluya karşı yöneltilen takipte kefil itiraz etmemişse kendisi için bir sonuç doğar mı, kesinleşme olur mu diyor. Asıl borçlunun takip edildiği bir durumda kefil de takip ediliyorsa evet. Ama kefili takip etmeden asıl borçlu takip edilmiş ise kefili ilgilendiren şey, kefile ayrıca takip yöneltilmesi gerekli. Sabrınızı zorladım ama teşekkür ederim. Ben de kendimi takip etmiş oldum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Tabii sonradan açılıyor bazı hocalar. Hele hele ideolojik bir tartışma olunca, hukuk felsefesi olunca çıkıp konuşuyorlar. Ama buradaki meslektaşlarımız mevcut yasayı nasıl öğrenir? Biz bir düz yolda yürüyelim, hukuk felsefesini yaparız her zaman. Ama size şeyde katılmıyorum, 347'de. Çünkü... Evet. Açıklayın tabii görüşlerinizi. Çünkü 347'de dikkat edilirse orada bir yıl içinde uzamış sayılır diye başlıyor. Bir, kireye veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Bir yıl. Şimdi devam ediyoruz. Ancak 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren 10 yıllık uzama süresi nedir? 1+10'dur. 11 yıldır. 347 yıl diyor. Yürürlük maddesinde 2 yıl daha ekliyor üzerine 13 yıl yapar. Yani 2010'da verilmiş olan bir 2009'da verilmiş olan 600 olsun. 2009'da verilmiş olan 1 yıllık kira sözleşmesi 2010'da bitiyor. Evet. 2010'da 1 yıl süreyle uzamış oluyor. 10 yıllık uzama süresi olunca 9 daha ekleyeceksiniz ona. Evet. 11 yıl oluyor. 2 yılda ötelemesi var yeni geçici maddeye göre. 13 yıl sonra ilk kiralandığından itibaren 13 yıl sonra haliye davet açabiliriz. Sayın Başkanım, bu öteleme dediğiniz şey 1 Temmuz 2012'de başlıyor. Tamam. Yani bu sizin verdiğiniz örnekte 2009'da yapılmış olan bir sözleşme 2010'da bitiyor, kendinden uzuyorsa... Aynı şeyler söylüyorum. Tabii tabii, 2010'da uzuyor ise bir yıllık uzadı dediniz. 2011'de
2011 geldi, bir yıl daha uzadı. Yine 30 Haziran 2014'te dava açılacak. Bakın 30 Haziran 2012'ye geldiyse bu uzama süresinin birinci süresi. Bu yasanın hükmünü uygulamamız için ne gerekiyor? Yasa diyor ki... Size göre dava ne zaman açılacak? Tabii. Yasa... Ben avukat olarak onu bilirim. Davayı ne zaman açılacak? Yürürlük tarihi, yürürlük yasasına göre düşündüğünüz takdirde o sizin söylediğiniz eski hüküm. Eski hüküm değil. Dolayısıyla şey eski yok, dönem. Geçiş ikinci madde. Ama eski dönemdeki hükümlere göre süre sınırı yok. Dolayısıyla onu ayrı düzenlemiş. Onun süre sınırı olmadı. 347'de onu ayrı düzenlemiş. Tabii yani, onu biliyorum. Süresi olanlar da tabii. Eski yasada süre sınırı olmadı için sözleşmede o zamanın sınırı yok. Dolayısıyla uzama hükmü, uzama bakımından süre sınırı hükmü yeni yasa yürürlüğe girdiği tarihte itibaren hesaplanacaktır. Sizin örneğiniz farklı. Ben başka bir örnek verdiğimi konuşurken ama sizin örneğiniz üzerinde düşünürsek eski yasada süre, kira sözleşmeleri için azami süre sınırı öngörülmüş olmadığı için başladığımız bir yıllık uzama süresi tamamlandığında yeni yasa yürürlüğe girdiyse artık bunun uzama süresine ilişkin uygulanacak şey yeni yasanın hükmüdür. Ben dediğim o. Böyle olunca da bir yıllık kira sözleşmesi uzamasından sonra 1 Temmuz 2012 gününe geldiyseniz sizin kira sözleşmesinin uzama süresi 9 yıl daha var, doğru. Ondan sonra 2 yıl değil, 1 yıl var. Mesela orada. Yani yürürlük yasasını öngörmeye bakınca farklı bir şey. Hemen onu tamamlıyor çünkü. Hemen... Tamam. Biz sonra yine alacağız. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı her zaman kireye veren ise kiranın başladığı 10 yıl geçtikten sonra, yani ilk başa döndüğün zaman o 10 yılı bir adam diyor ki, yani yasa koyucu, sen bir yerde kiracıysan, orada 10 yıl oturmuşsan, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 2 yıl sonra mülk sahibi sana kiradan tahliye davası açabilir diyor. Diye düşünüyorum. Evet hocam, son soru. Şimdi yan giderler dediğimizde kiraya verenin borçları hangi maddede düzenlenmiş diye baktığımızda kiraya verenin borçları genel hükümler içinde baktığımızda özellikle şunu görüyoruz. 303. maddede genel hükümler yani konut ve çatılı iş yeri kirası olmayan kiralarda yan giderlere katlanacak olan kişi kimdir? Kiraya verendir. Peki yan giderler derken neyi anlamamız gerekiyor? Yan giderler derken temizlik ve bakım dışındaki giderlerdir. Çünkü temizlik ve bakım giderleri kiracının borçları içinde doktrindeki eserlerde sayılır. Yani kiracının borçları şudur, kira bedelini ödemek, özenle kullanmak, komşulara saygı göstermek, temizlik ve bakım giderlerini ödemek. Nereden bunu da söylüyoruz? Bunu da yine kiracının borçları genel hükümlerde bu şekilde bir düzenleme yaptığını görüyoruz. Çünkü 317 dediğimiz, yani giderler bakımından biz giderleri kanun koyucu ikiye ayırmış. Demiş ki temizlik ve bakım giderlerini sen kiracı olarak üstlen ama bunun dışındaki giderlerde ise kim borç altındadır? Kiraya veren borç altındadır. Peki konut ve çatılı iş yeri kiraları ile ilgili düzenleme nerede? 341. maddede düzenlenmiş. Yani benim düşüncem şu, madem ki 341'de ayrı yani düzenlenmiş dedim ya, genel hükümler içinde de konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin bir takım düzenlemeler olacak, olmuş, düzenlemişler sadece konut, çatılı iş yeri kira sözleşmelerine ilişkin bölümde değil ama genel hükümlerde de var. Benim görüşüm şöyle, yan giderlere katlanma borcunun 341'i 303'ün ikinci fıkrası olarak düzenleselerdi, konut, yani daha isabetli olurdu diye düşündüm. O görüşümü o açıdan söylemiştim ben. 341'de de sadece konut ve çatılı iş yeri kiraları için düzenlenmiş bir hüküm olduğunu görüyoruz. Onu kullanma giderleri, yani kullanma gideri derken de ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine
kiracının katlanmakla yükümlü olduğu konut kiraları da kabul edilmiş ama aksine düzenleme yapılabilir. Yani denilebilir ki hayır, kiracı katlanmasın, kiraya veren katlansın ya da o konuda yerel bir adet de olabilir. Bu açıdan bir düzenleme var. Bu şekilde, teşekkür ederim. Arkadaşlar, tüm katılımcılarımıza, hocalarımıza, Aydın Barosu'nun sabah yanlış anlaşılmış herhalde bizim hep kanka baromuzdur. Antalya Barosu'yla o özel şey samimiyetten doğan bir serdenişti. Yoksa Efeler'in diyarında bizim haddimize değil başkana laf etmek. Herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun.